Nasılsınız? Burada var mı yapabilecek bir şey? Yani TYT olabilir. TYT. Lazım mı TYT puanı da? Evet, lazım. O zaman TYT'yi de halletmek lazım. Hadi bakalım. Başarılar diliyoruz. Kardeş misiniz? Kuzeniz. Kuzen. Sen onu Fener'de yapamadın mı? Zorladık da. Zorladın mı? Niye zorluyorsun adamı ya? Ya yok, bu sene Fener şampiyon ya. Daha belli değil mi? Yok yok, bu sene olsun. Hak eden kazansın diyoruz biz. Aynen öyle. Hayırlı geceler. Sağ olun. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Sağ ol, çok güzel. İlçemize, mahallemize başkanımız çok yaptı. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel. Büyük hizmet olmuş. Güzel hizmet olmuş. Sizler de inşallah çoluk çocuk i̇nşallah. En iyi şekilde istifade edersiniz. İnşallah. Sağlıkla, afiyetle inşallah. Şimdi giderek Türkiye'de malum bu millet kıraathaneleri tabii bu işin zirvesi oldu. Bu millet bahçeleri, millet kıraathaneleri gerçekten Türkiye'ye bu alanda böyle sınıf atlattı. Ama onlarla da sınırlı değil, işte bu mahalle kütüphaneleri de şimdi belediyelerimiz özellikle bu işe çok ağırlık veriyor. Görüşmek üzere inşallah. No 1'e 3. İsminizi alabilir miyim? Sabri. Sabri Bey. Ben de Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Sizi... Yo, doğru aradınız efendim. Nasıl geçti? Bu sene ne yapmalıyız? Hepimiz için öyledir diye düşünüyorum. Tabii bireysel muhasebemizi muhakkak yapıyoruz ama Şubat ayında tabii çok acı bir afetle sarsıldık. Pek çoğumuz uykudayken. Evet. Yeni sene. Teşekkür ederim, sağ olun. Cümleten hayırlı geceler. Bayağı 4-5 katlı dev bir yer yapmışlar yani mahalle kütüphanesi. 20 binden fazla da kitap var içeride. Bütün mahallede toplanmış ilk gün, güzeldi yani. Anne babalarıyla gelmiş gençler, çocuklar. Aslında zorluklarla da geçen bir yıl oldu. Yılın daha ilk aylarında 6 Şubat sabahında çok acı bir afetle gözlerimizi açtık. Ama hamdolsun ki güçlü bir milletiz yani ilk andan itibaren. Muazzam bir seferberlik. Belki de Türkiye tarihinde de ilk kez böylesine büyük bir seferberlik ortaya koyduk. Çok coşkuyla kutladık Cumhuriyetimizin 100. yılını. 100 yılın muhasebesini yapacak olursak da aslında başladığımız andan bugüne muazzam işler başardığımızı ifade edebiliriz. Türk milleti bağımsızlığından ödün vermedi. Cumhuriyeti kurdu. Ve nihayetinde 100 yaşına adım attığında o cumhuriyet şimdi bölgesinin en istikrarlı, en kuvvetli ve sadece kendi milletine değil, tüm dost ve kardeş coğrafyalara uzanabilecek kadar da kudretli bir devlete dönüştü. Allah'a hamdolsun, Türk milleti çok çalışkan, çok gayretli, çok azimli, çok inançlı, imanlı ve nihayetinde işte Cumhuriyet'in ikinci asrına şimdi Türkiye yüzyılı damgasını vuracak kadar da iddialı. Savunma sanayinde, milli teknolojide attığımız adımların neticeleri var. Hamdolsun o adımlar sayesinde bugün bu kadar kuvvetliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muazzam bir başarı hikayesi yazdık hep beraber. Ama şimdi inşallah genç kardeşlerimizle daha büyüklerine imza atacağız. Cumhuriyetimizin ikinci asrında inşallah daha büyük işlere hep beraber imza atacağız. Tabii birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeyeceğiz. Teröre, teröriste aman vermeyeceğiz. Yani bu mücadeleden bir adım, bir milim bile geri adım atmayacağız. Asla bu topraklarda tam bağımsızlık ruhunu zedeletmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız hep söylüyor. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demeye devam edeceğiz. Şehitlerimiz oldu yılın son günlerinde. İçimiz yandı. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Tabii bu topraklar
gerçek manada şehit kanlarıyla sulanmış topraklar. Ama biz Allah'ın izniyle o kadar kuvvetli olacağız ki her bir gencimizin bu topraklarda dünyanın en başarılı işlerine imza atması için inşallah buraları bir huzur adası, bir huzur ülkesi yapmak adına çok daha fazla başarı ortaya koyacağız. Gayret ortaya koyacağız. 2023 sadece Türkiye için değil, dünya için de güçlükler, zorluklar senesi oldu. İnsanlık tarihinin utanç sayfaları İsrail tarafından yazılıyor. Herhalde insanlık bunun mesuliyetini, sorumluluğunu tarih boyunca yaşayacak. Bunun utancını tarih boyunca hatırlayacak. Halen bu adaletsizliğe, bu zulme, bu soykırıma insanlığın dur deme noktasında olduğunu ifade edecek durumda değiliz. Yine bu meseleyi de çözecek olan Türk milletidir. Türk milletinin azmi, kararlılığı, inancı inşallah dünyaya adaleti, merhameti yeniden getirecek. Neyi görmüş olduk bir kere daha? Adalet yoksa, merhamet yoksa, insanlık değerleri yoksa, bilim de boşuna, teknoloji de boşuna. İşte biz her zaman genç kardeşlerimizden milli değerlerimizle, manevi değerlerimizle yükselen bir bilim ve teknoloji inşa etmelerini arzu ediyoruz. Ümidimiz Türk gençliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle Teknofest kuşağı bunu yapacak, bunu başaracak. Arkadaşlarımla konuştum. Şimdi TÜBİTAK'ın bütün yayınlarını bu kütüphaneye hediye edeceğiz. Ayrıca her ay hem bu kütüphaneye hem Bağcılar'daki bütün kütüphanelere hem bütün TÜBİTAK yayınlarını hediye edeceğiz. Hem de her ay bilim teknik, bilim çocuk, meraklı minik yayınlarını hediye edeceğiz.